Merhabalar kıymetli dostlar. Bugün yine bir pazar akşamı, bir pazar klasiği, fikir yongaları programı yine sizlerle birlikte olacak inşallah birazdan. Bugün çok özel ve güzel bir konuğumuz var, Hakan Yedican hocamız. Bize çok gizemli, ilginç konular anlatacak. Mesela nedir bunlar? Ruh, ruhçuluk, ruh çağırma nedir? Hayalet, hayalet var mıdır? Enerji ve frekans mevzusuyla bu konuların ne ilgisi vardır? Karanlık localar bu tür konuların neresinde? Hatta dünya dışı zeki yaşam var mıdır? Bu konuların ne ilgisi var? Paralel evrenler, Illuminati, Atlantis, Mu, şeytan, bilgi kitapları, piramitler, Kabala, bunları konuşacağız. Ve bunlarla alakalı olduğu için de Sadık Yemni hocamızın Öte Yer kitabından bahsedeceğiz. Öte Yer kitabından Sadık Yemni hocamızın. Sonra Nazarzede Kliniği'nden belki biraz bahsedeceğiz. Nazarzede Kliniği'nden. Ve bir de Muska kitabından hocamızın bahsedeceğiz. Ve bir de Zaman Tozları kitabından hocamızın bahsedeceğiz. İnşallah. Ve dediğimiz gibi, her zaman da dediğimiz gibi Fikir Yongaları programı artık konuklarla ilerleyecek. Çok değişik, entelektüel, kıymetli konuklarımız olacak inşallah. Şimdi dilerseniz artık konuklarımızı alalım yayına. Şimdi Hakan Yedican hocamızı bir şey yok. Benim internetim hızlı. Ses geliyorsa sorun yok ve düzeliyor zaten. Biraz ileride. Evet, Hakan hocamızı aldık. Hocam Merhabalar. merhabalar. Hoş geldiniz. Şimdi Hoş hemen bulduk. Sadık hocamızı alalım yayına. Nasıl ses görüntü güzel mi? Vallahi sizin cam gibi maşallah. Sizin cam Aman gibi iyi. maşallah. Evet, şimdi Sadık hocamız da teşrif ettiler. Evet. Hayırlı Yorumları kapatayım. akşamlar. Herkese çok selamlar. Selamlar Sadık Nasılsınız? Hocam. Nasılsınız? Sizleri gördük, iyi olduk. Aynen öyle, aynen. Kalp kalbe karşıdır. Hocam, Çok Sadık güzel. hocam, sesiniz açık mı? Sesinizi bir kontrol edin Sayın hocam. Ses kolay da biraz daha mı yaklaşsak? Evet. Evet, Peki. şimdi kıymetli dostlar, her zaman yaptığım hatırlatmaları bir daha yapayım. Şimdi Ömer Faruk İspir adıyla bendenizin YouTube kanalı var. Hep soruyorsunuz. Zaten Instagram profilimde de linki var. Ayrıyeten YouTube Ömer Faruk İspir yazarsanız da YouTube kanalıma ulaşabilirsiniz. Bu Fikir Yongaları programı ve yaptığım diğer programlar hem Instagram duvarımda oluyor hem YouTube kanalıma bir iki gün içinde ya da bir hafta içinde atıyorum. Bu yayın da yine Instagram duvarımızda duracak. YouTube kanalıma da atacağım. Birer saat ara vereceğiz. İnşallah 3 saat yayın yapacağız. Belki zuhurat da biraz daha da ilerler, bilmiyorum zaman ne gösterecek. Şimdi bir daha konuları da bir daha tekrar edeyim. Heyecanlanın şöyle kıymetli dostlar. İşte ruh nedir? Ruhçuluk, ruh çağırma nedir? Hayalet, hayalet var mıdır? Enerji ve frekans mevzusuyla bu konuların ilgisi nedir? Karanlık localar bu tür konuların neresinde? Hatta dünya dışı zeki yaşam var mıdır? Bu konularla ilgisi nedir? Paralel evrenler, Illuminati, Atlantis, Mu, şeytan, bilgi kitapları, piramitler, Kabala ve hocamızın kitaplarını göstermek istiyorum. Nazarzede Kliniği yine imzalı. Onu da şöyle göstereyim de. Hocamızdan yine imzalı göstereyim böyle. Bunda Türk özel Edebiyatı'nın hatırası Faust. vardır. Efendim hocam? Türk Edebiyatı'nın Faust. Çok acayip bir kitap. Modern Faust'u. Evet. Bugün bu kitabı konuşacağız. Öte Yer. Şimdi biraz sonra yayına girmeden birkaç cümle bir şey okuyacağım bu kitaptan da. Sözü Hakan hocama Tabii. vermeden önce bu Öte Yer'den birkaç yer okuyacağım. Sonra işte Muska kitabından hocamız yer yer konu geldikçe de bahsedecek. Bir de zaman tozlarından da bahsedecek. Önce ben hal hatır sorayım. Hakan hocam nasılsınız? İyisiniz inşallah. Vallahi çok teşekkür ediyorum. Sizleri de sormalı. Elhamdülillah ben de çok iyiyim. Koşturmaca yoğunluk. Vallahi tatlı yoğunluklar bunlar. Tatlı Evet efendim. yoğunluklar bunlar hocam. Sizin gibi değerli bir insanla yayın yaptığımız için de çok mutluyuz. Siz vakit Ben ayırdığınız teşekkür için de çok ediyorum. teşekkür ediyorum. Davetiniz için. Siz de Her zaman. kırmadığınız için, biz de teşekkür ediyoruz. Sadık hocam siz de iyisiniz inşallah. İyidir, iyidir. Bu yaşa kadarki öğrendiğim şeylerden biri, bütün iyi işler, güzel işler yoğunlukta çıkar. Eyvallah. Şimdi Evet. kıymetli dostlar, sözü Hakan hocamıza vermeden önce kıymetli
Sadık Yemli hocamızın bu öte yer kitabından birkaç bir şey okumak istiyorum. Zaten niye okuduğumu anlayacaksınız. Çünkü konu başlıklarını zaten söyledim ya. Hani paralel bilgiler var. Bir de bu kitabı da muhakkak okuyun. Şimdi hocamızın hemen arka kapak yazısından okuyayım bu öte yer kitabından. Diyor ki bilgisayarda New Mexico'dan getirdiğimiz ay mesajı bandı incelenmişti en son. Üst üste mesaj kayıtları ya da çok karmaşık bir şekilde kodlanmış başka metinler. Olup olmadığını da araştırmıştık. Bir şey bulunamadı ama şimdilik. Şimdi bir de içeriden bir şey okuyayım. Bu konuyla bunun ne alakası var? Bir de tam 11. sayfada enteresan bir şekilde. 11 bu arada şeytanilerin sayısıdır ama rahmani bir sayıdır. Onu adamlar kendilerine çevirmişler. Kendilerine çevirmişler. Gerçi burada 11. sayıya denk gelmesi denk gelmiştir. Tesadüf onun dizgidaya hocamızla bir ilgisi yok onun. Şimdi burada bu, diyor ki... Bu konuyu bana hatırlatırsan sözünü kestim. Buyurun. 11 sayısıyla ilgili çok önemli bir frekans bağlantısı tamam, bilgisi yazdım. Vereyim sonra. Yazdım buraya yazdım. Soracağım. Evet. Akış içerisinde soracağım yazdım. Şimdi kıymetli dostlar burayı iyi dinleyin şok olacaksınız. Çünkü Hakan hocamın anlatacağı konularla alakalı çok şaşıracaksınız. Şimdi şöyle diyor diye bir de bilgi de vermeyeyim ki bu kitabı okuyun. Yani çok anlamsız bir yerinden okuyacağım ama konuyla alakalı bir yerinden okuyacağım. Şöyle. Ben senin yerinde olsam yerimden hiç kıpırdamazdım kardeşim. Ne oldu onlara? Yoklar artık. Tozları bile kalmadı yani. Ne? Nereye gittiler? Bunu gerçekten bilmek istediğinden emin misin kardeşim? Benim dışarıdakilere acilen haber vermem gerekiyor diyor diğer şahıs. Sonra devam ediyor. Onlara ne anlatacaksın yani kardeşim? Bilmem. Yalnız haber vermem şart. Belki bir şey yapabilirler bize. Gidenler için çok geç artık. Ama belki sen anlıyorsun beni değil mi kardeşim? Sizinle açık konuşacağım. New York'ta 5. caddedeki operasyonda meydana geldiği iddia edilen garip deneyi bir kere daha inceledim. Ve 3 FBI ajanının yeryüzünden aniden yok olması olayını nasıl inceleyeceğimizi buldum diyor. Toz olmuş adamlar. Şimdi bunların sebepleri var. Bunların frekansla, enerjiyle falan alakaları var. Toz etmişler adamlar yani. Bir de bu aydan da gelen ilginç mesajlar var. İşte hocamız da, Hakan hocamız da bunlardan bahsedecek. Sadık hocamız da bunlardan bahsedecek. Hocam konu akışımız sizde de var. Zaten siz nereden girmek istiyorsanız buyurun. Biz de sorularımızda sizi bunaltalım hocam. Yoralım. Evet. Estağfurullah. Hocam nasıl meydan istersin? Sizin buyurun. Ya ben öncelikle bu enerji frekans ruh bağlantısından hani biraz bahsedeyim. Kendi bakış açımdan incelediğim konular yönünden biraz bağlantı yapayım istiyorum. Şimdi ruh var mıdır yok mudur? Yani en temel sorudan yola çıkalım. Bilim hala ruhu kabul etmiş değil. Yeni yeni bazı bilim adamları var. Yani bunun araştırmalarını yapıyor. Olduğunu fark ederek. Ve bu konularda da yani elle tutulur bilimsel kanıtları ortaya koymaya başladılar. Ama genel olarak hala ana akım biliminde ruhun bir karşılığı yok. Yani bu işlere girdiğiniz zaman şöyle bir sıkıntıyla karşılaşıyorsunuz. Siz ruhla ilgili ne yaparsanız yapın size bilimin dışına taşmış, kafayı yemiş ya da işte böyle hayali farazi şeylerle uğraşıyor gözüyle bakılıyor. Evet. Neden bakılıyor? Aslında bunlar bizim eksikliğimiz değil, bilim adamlarının eksikliği bana göre. Çünkü araştırma yapmazsanız nasıl bilimsel bir kanıt olacak ya? Yani? Biz nasıl yapalım evde bilimsel bir araştırma? Yani insanlara bırakınca tabii bu iş bilimsel olarak binlerce olay var ama hiçbiri bilim insanları değil. Yani bunlar vatandaşların başına geliyor. İşte özel araştırmalar yapılıyor. Bence en büyük problem ve eksiklik buradan kaynaklanıyor ve bunun acilen artık tersine dönmesi lazım. Yani ruhu kabul etmedikleri zaman tabii dolayısıyla enerji bağlantısını, enerji merkezlerini, çakraları, işte evet. Eterik bedenini, astral beden gibi işte yapıları, metafizik yapıları da kabul etmiyorlar. Yani şimdi burada şöyle bir çizgi var. Biz o sınırın ötesine bugün taşıyacağız. O bölgelerle ilgili konuşacağız. Yani fizik dediğimiz bilim dalının alanı elle tutulur, ölçülebilir, deneysel olarak tekrarlanabilir ve aynı sonucu alacak dataları bilimsel olarak kabul etmesi tabii ki öngörülen bir şey. Ama buradaki evet. Şeyleri defalarca klinik ortamda, deneysel ortamda test edip aynı sonuçları almanız mümkün olmuyor. Bu yüzden de bu işlerin %100 bilimsel olarak hani bir kitabı, bir bilimsel kürsüsü yok maalesef.
Ama dediğim gibi burada bilimin bunlarla dalga geçmek yerine bu konulara yönelmesini şahsen isterim. Bununla ilgili de şöyle bir örnek vermek istiyorum. Yurdumuzla da ilgili, bizlerle de ilgili bir konu. Bildiğiniz gibi Aselsan cinayetlerimiz vardı. Bir dönem bir sürü cinayete kurban gitti. Aselsan çalışanlarımız şehit edildiler ve bunları saçma sapan, yani 3 yaşında çocuğu bile ikna etmeyecek delillerle, intihar süsüyle bunları maalesef ki bizlere sundular. Bu çalışmalardan bir tanesi aslında şununla ilgiliydi. Yani konumuzda ilgili olduğu için ve bilimsellikle bağlantıları bulunduğu zaman ne oluyor, nasıl oluyor, insanlar birazcık anlasınlar istiyorum bunları. Orada bir ekip, tabii ki Aselsan projeleri gizli, yani askeri özel projeler. Burada gizli bir şeyde çalışan arkadaşımız, maalesef o işte şehit edilenlerden bir tanesi. Çok sevdiğim başka bir dostuma, yani çok yakın arkadaşı ve bilimle uğraştığı için çok tabii dini şeyleri yoğun değil, yani hani ona fırsat bulup yoğunlaşmış birisi değil iken, bunlar gece görüşüyle ilgili çok önemli çalışmalar yapıyorlar. Bakın, biz bütün silah sektörleri hemen hemen İsrail'in, Amerika'nın elinden geçen şeyleri kullanıyoruz. Onların işte biliyorsunuz F-16'ların yazılımı ile ilgili işte sıkıntılar yaşadık. Türk bilim insanları yine Aselsancılar çözdü, yine şehit edildi. Yani bilim derken de bilim böyle her şey pırıl pırıl bir şeyle düşünmeyin. Aklınıza böyle bir şey gelmesin. Medeniyet dediğiniz tek dişi kalmış canavar. O canavar, siz onlara taş koyacak bilimsel bir atılım yaptığınız zaman bütün o pençelerini sizin üstünüze geçirmekten çekinmiyor. Bu olayda da böyle olmuş. Gece görüşüyle ilgili çeşitli farklı frekanslarla araştırmalar, deneyler yapıyorlar. Ve burada, yani kendi ağzıyla anlattığı şeyi söylüyorum. Burada işte kuma gömüyorlar, kara gömüyorlar, suya atıyorlar. İşte kayanın arkasına, ağacın arkasına işte insanları tespit etmek için çalışmalar. Burada gece yapılan çalışmalarda bakıyorlar ki işte 3 kişi var mesela meydanda. Ama arkada farklı enerjetik varlıklar var. Yani bunlar termal kamera gibi düşünün. Artık evet, ne frekans kullanıyorlarsa. Ama arkada farklı enerjetik varlıklar, aynı insan gibi. Yani hani o insanın yansıyan görüntüsü ne şekildeyse ona çok benzeyen varlıklar gelip gidiyor. Ve bunlar mesela bir patlama olduğu zaman, bir şey olduğu zaman, hani insanlar gibi onlar da korkuyor, dağılıyor, hareket ediyor, yaklaşıyor, işte şey yapıyor, bazı tepkiler de veriyor. Yani öyle hava akımı, termik sıcak soğuk havadan filan oluşan şeyler değil. Allah Allah diyorlar, bunu nedir böyle filan diye cihazları test ediyorlar. Tekrardan başka cihazlarla, başka ortamlarda, çeşit çeşit deneylerde bir bakıyorlar ki en son insan olmayan varlıkların tespit edildiği görülüyor. Bakın, cihaz, bir cihaz bilimsel olarak orada insanın haricinde enerjetik varlıklar, metafizik varlıkları bir şekilde onun frekansını artık yakalamışlar. Neyse, kızıl ötesi mi, mor ötesi mi, radyasyonunu mu görüyor, orasını bilmiyoruz. Zaten gizli proje. Bundan sonra işte geliyor, bizim arkadaşımıza danışıyor. Ya diyor, çok iyi sen Kur'an'ı bilirsin. Ondan sonra Kur'an'da işte bu inlerden, cinlerden, meleklerden bahsedilir, ruhlardan, hayaletlerden biraz anlatır mısın diye. Yıllar sonra hani pek o işlere sıcak bakmayan bir bilim insanı edasıyla. Yıllar sonra dönüyor, bunu soruyor ve arkadaşımız ona işte diyor, işte cin budur, şöyle geçer, böyle geçer, işte şudur budur diye izahatını yapıyor ve bu olaydan kısa bir süre sonra maalesef şehit edildiğine şahit olduk, hep beraber üzüntü içindeyiz. Ve sonra ne oldu? Bakın, Amerika geliyor, bu projeye el koyuyor ve çok sınırlı sayıda etrafındaki insana tehdit ediyor ve o görevdeki kim varsa tehditle yurdun dört bir köşesine dağıtıp o projeyi kapattırıyor. Kendisi de bütün dataları alıyor, Amerika'ya götürüyor. Şimdi yani nasıl bir trajedi bu? Hem en önemli buluşlarımız, askeri alanda bir buluş yapılıyor. Çok önemli, desteklenmesi lazım. Ve bambaşka bir alanda daha buluş yapılıyor. Nedir bu? Metafizik olayın aslında ispatı. Ha, o alet çıksa, buyurun deseler herkese, mesela her ilde böyle işte ne bileyim işte mezarlıkta hayalet var mı, şurada uzaylı var mı, burada bir şey var mı dese, bilimsel olarak bize gösterecek. Bütün dünyanın, insanlığın bakış açısını değiştirecek bir şey. Ve ne oluyor? Yine Amerika, yine şey, bu kadar gizli şeyin içinden Amerika nasıl çıkabiliyor? Her şeyimizden nasıl haberdarlar? Yani bunu nasıl bu şeylere örtbas ediyorlar?
Neden bu konular bilimselleşemiyor diye size küçük bir örnek vermek istedim programın başında. Çünkü bu konuların bilinmesi, anlanması, kavranması istenmiyor. Maalesef evet. Böyle bir olay var. Yani kendileri araştırma yapmıyor gibi görünüyor. Hani bu ya olur mu öyle şey, bununla mı uğraşacağız filan, böyle saçma sapan şeylerle biz uğraşmayız diyen, diye gösteren bu akım gece gündüz bunlarla uğraşıyor. Gece gündüz yani. Bunların işi gücü, bu karşı taraftaki deccaliyet sistemi diyeyim, buna adını ne koyarsanız koyun. Yani ben üst akıl demeyi doğru bulmuyorum. Bunları üstün görmeyi ya da öyle bir imaj yaratacak kelimeyi tercih etmiyorum. Alt akıl diyorum ben bunlara. Çünkü sürüngen akla, bunlar yerlerde sürünenlerin tapanlar, tapınakçıları ya da o soydan gelenler bu işlerle uğraşıyor. Ve bu işleri aslında onlar çok iyi biliyorlar. Yani bunların ne kadar bilimsel olduğunu, bu işlerin nereye gittiğini, insan ruhunun ne olduğunu, ne kadar değerli olduğunu çok iyi biliyor. Şimdi burada ruh diyoruz. Nereden bu olayı bağlamamız lazım? Ruh enerjisi bana göre insanın, yani fiziksel mevcudiyetinin, harmonikslerinin en yoğun olduğu bölgesi. Şimdi bunu açıklayalım. Ne demek? Çok basitçe, yani hani ben hep böyle hocalıktan dolayı 10 yaşından alıyoruz, 23 yaşına kadar bizim birebir böyle bireysel öğrencilerimiz oluyor. O yüzden en küçük 10 yaşındaki çocuğa anlatır gibi anlatmayı her zaman doğru buluyorum. Çünkü herkesin ilgi alanı dışında olabilir, ilk defa duyuyor olabilir. Şöyle bir örnek vereyim. Fiziksel bedenimiz bu 3 boyutlu dünyamızdaki Pinokyo'nun tahtadan vücudu. Evet. Ama bu Pinokyo kendi kendine hareket etmiyor. Bu hareketlerini, bu düşüncelerini bu boyuta ait olmayan, üst boyutlarla bağlantısı olan frekans zincirleriyle birbirine bağlanmış, harmonikleriyle birbirine bağlanmış bir sistem yönetiyor. Ve bu yöneten enerjiye de ben ruh adını yakıştırıyorum. Gayet güzel, hem bilimsel evet. hem de çocuksu bir anlatımla böyle. Yani biz işin Pinokyo kısmıyız. Eğer evet. Pinokyo'nun elindeki o ipleri kestiğiniz anda ne olur Pinokyo? Yere yığıldı, hareketsiz kaldı, öldü. Peki Pinokyo'ya enerjisini, hareketini, yaşam gücünü veren neymiş? Kendisi değil, bağlı oldu. Bakın, bağlantılarından da bahsetmiyorum. Çünkü o aradaki bağlar bazen ruhla karıştırılıyor. Ama bağ farklı bir şey, ruh başka bir şey. Başka bir boyuttaki enerjetik yansımamız. Yani biz başka bir boyutta da varız. Ve var olmak zorundayız. Nereden biliyorum? Hocam onu da mı çözdünüz? Hani her şeyde biliyorsunuz maşallah. Bazen böyle şeyler geliyor. Maşallah hocam. Bakın, maşallah, evet. Yo, her, böyle bir her şeyi bilme. O kadar güzel oldu ki. Evet. Yani her şeyi bilme gibi bir asla iddiamız yok. Biz de naçizane bir kul olarak araştırıyoruz bunları. Sadece şu var. Olayı frekans gözlüklerini takarak baktığınız zaman işte o zaman bütün bu denklemlerin matematiksel olarak ne olması gerektiğini en azından formülüne ulaşabiliyorsunuz. Benim yaptığım şey bu. Neden? Çünkü burada fiziksel olarak bir şeyin var olması için farklı boyutlarda onun belli aşamalardaki, yani belli matematik formülleri ve oranlarda farklı titreşimleri olması gerekiyor. Bakın burası çok önemli. İşte biz buna müzikte harmonik diyoruz. Ya da ses doğuşkanları adını veriyoruz. Hep müzikten, yani müzik sağ olsun bana inanılmaz bir kolaylık sağlıyor. Müziği bilmek, müziği anlamak, armoni bilmek. Hani ne uyumludur, ne uyumsuzdur, ne günahtır, ne sevaptır. Müzik aynı zamanda fizik. Fiziğin en basit hali. Evrenin de en basit hali. Yani matematiğin de en basit hali. Hatta çıkış noktası. Yani çünkü her şey frekanslardan oluşuyor evrende. Dolayısıyla ruh da frekanslardan oluşuyor. Biz de frekanslardan oluşuyoruz. O zaman aynı frekans mıyız? Hayır. Uyumlu ve birbirine bağlı frekanslardayız. Bizim yaptığımız şey ruhumuzu etkiliyor. Ruhumuzun müdahil olduğu enerji ya da frekans sistemi de bizi fiziksel olarak etkiliyor. Nasıl etkiliyor? Ruhumuz bize kancayla bağlı değil. Ruhumuz bizim fiziksel bedenimize nasıl bağlı? Önce bu bağlantılardan bahsedelim. Çakra dediğimiz aslında çark. Yani saatin çarkları gibi düşünün. Bir saatin doğru çalışması için o çarkların, bütün dişlilerin çok düzgün ve sistematik şekilde birbirine bağlı olması gerekiyor.
İşte burada fizik ötesi belli yoğunluk bölgeleri var. Ki bunlar torus formunda, torus enerjisiyle, bunlar da ayrı uzun mevzular. Vücutta temel olarak, şimdi yan çakralarımız var, onlara girmeyeceğim. Ama temel olarak 7 bölgede yoğunlaşmış, işte kök çakradan başlıyor, kırmızı renkten geliyor taç çakraya kadar, mor renklere kadar. Bu neden 7 bölge? Bunların çok uzun açıklamaları var. İşte frekans seminerinde yıllardır açıklıyorum detaylarıyla. Neden 7 tane? Neden bu renklerde? Neden bu sıralarda? Kaldırın kafanızı gökkuşağına bak. Sebebi bu. Görmek mi istiyorsunuz? Buyurun bakın. Çakra vardır yoktur diye bize hani böyle şeyler, bilimsel şey var mıdır yok mudur filan. Vardır arkadaşlar. Evet. Hiç korkmayın. Yani bunları böyle işte ille de bilmem ne ünvanlı insanların bunlar dalga geçmesi bu işlerin olmadığını göstermez. Biz böyle ara sokaklarda böyle 2 saat ders verip hadi al sana işte bilmem ne üstadı oldum falan deyip ondan sonra akşam 18. astral boyutta buluşuruz gibi yaklaşmıyoruz bu olaylara. Biz burada matematiksel, geometrik şeyleriyle, bilimsel altyapısıyla ölçüyoruz. Bugün Ruslar ve Azeriler bu konularda çok ileridir. Amerika'dan daha ileridir. Yani onların imkanları kısıtlı olsa da bilgileri daha her zaman bu konularda çok yüksektir. Mesela orada Doktor Korotkov adında... Sayın Hocam çok özür diliyorum. O doktor da dediniz daha güzel oldu. Doktor ifadesini kullanmanız da daha güzel oldu. Sizi şu yüzden böldüm. Biraz sonra tamamen bağlamdan çıkacağı için, yapacağım şeyin hiçbir hükmü kalmayacağı için sizi durdurdum. Çünkü başka konulara da geçeceğiz ya. Tam ruh konusundan falan çıkmadan bir de siz hani ruhu makine ölçmüş, göstermiş dediniz ya, anlattınız ya Sayın Hocam. Şimdi onu anlatacağım. Bir şey dinleteceğim bizi dinleyen kardeşlere. Dediğinizin doğru olduğunun bir ispatı. Yani bir başka telefondan bir şey dinleteceğim. Şimdi ben çıktığım televizyon kanallarında ve yaptığım yayınlarda söylediğim bir şey vardı. Bunun tam da yerini de söylemiştim ama daha şimdi bir daha da okuyayım. Bakın şimdi Muzaffer Özak Hazretlerinin manevi bir ilaç, güzel bir hutbe. Bir daha söylüyorum, YouTube'da var kaydı. Manevi bir ilaç, güzel bir hutbe. 19 dakika 18 saniyelik bir video. 19 dakika 18 saniyelik bir video. 10. dakikasından sonra 2,5 ya 2 dakika bile değil 3-5 cümle burada rahmetli Hazret bir şeyler söylüyor. Bu arada Muzaffer Özak Hazretleri kim? Sahaflarda kitapçıymış. Aynı zamanda camilerde imamlık yapmış, vaizlik yapmış, hatiplik yapmış ve Fatih'te, Karagümrük'te Nurettin Cerrahi Tekkesi şeyhliği yapmış. Ve 1985'te vefat etmiş. Yazar, kitapları var. Müzikle ince uğraşmış müzikolog. Bu Hazret'in bu 19 dakika 18 saniyede 10. dakikada bir konuşması var. Hakan hocamızın söylediği, artık makineler ruhu ve farklı enerji varlıklarını tespit ediyor dediği şeyi Muzaffer Efendi Hazretleri söylüyor. Bir daha söyleyeyim. Kesin bu yayından sonra o söylediğiniz YouTube'daki video neredeydi diye bir daha sorar kardeşler. Bir daha söyleyeyim. Manevi bir ilaç, güzel bir hutbe. Muzaffer Uzak'tan bir hutbe diyor. 19 dakika 18 saniyelik bir hutbe. Şimdi açıyorum. Zaten bir dakika falan bir şey. 10. dakikasından inşallah sesi de net gelir. Sonra bir müddet sonra dağılıyor. Topraktan algı bir şeyin yarışıyla aslıyı yiyip her şeyi aslarızı. Bu arada ses geliyor mu? Biraz az. Şimdi. Vücut toprağı dağılıyor. Ruhu arşa, semaya yükseliyor. Ve bu nedenle teslim etti. Artık ben kapıları ruhun semaya vurup ettiğini teslim etmişler makine. Duyuluyor mu? Ben pek anlayamıyorum. Kesiliyor ses. Biraz, yani muhtemelen. Şeyden, biraz hışırtılı. Şeyden şimdi burada. İsterseniz linki yorumlara yazalım. Herkes şimdi oradan şöyle, canlısını şöyle, izlesin. Şöyle söyleyeyim. Evet. Burada Hazret diyor ki ben diyor Amerika'ya gittim. Orada bir diyor bilim adamıyla diyor konuştum. Bir de diyor bir doktorla konuştum. Onlar diyor artık mezardaki insanların, aynı sizin söylediğiniz gibi mezardaki insanların, hatta azap çekenlerinin ya da cennette olanların, işte cennette olanların güzellikler yaşadığını, o çıkardıkları o frekanslardan, o enerjilerden, o seslerden ya da azap çektiklerini ahu eninlerinden anlıyorlarmış diyor. Makineler bunu çekmiş diyor. Aslında batıda diyor küfür kapıları kapandı.
Bunu dışarıya karşı sanki materyalizm varmış gibi satıyorlar diyor Hazret. Yani adamlar diyor ruhun varlığını biliyorlar diyor. Aslında sizin dediğiniz gibi. Yani bunu makineler ölçüyor artık diyor. Hani sizin söylediğiniz şeye destek olsun diye söyledim. Aslında daha kuvvetli bir ses şey de, daha güzel olur ama. Buyurun. Hakan Bey, şimdi ruhu kabul etmiyorlar, ruhun varlığını. Hatta dalga da geçiyorlar. Tamam. Spirit'i başka bir anlama kullanıyorlar. Böyle ruhun da içinde olduğunu kabul ettikleri şeye mind diyorlar. Böyle sıkıştırıyorlar bir yere, bir şeyi reddederek. Peki zihnin hard diske indirilmesinde sonsuz hayata kavuşmak için bir şey eksik kalmayacak mı? Hard diske indiremeyecekleri bir şeyler de olacak değil mi? 2016'daki Ela romanımda 100 sene öteden gelen yapay zeka diyor, ruhu diyor indiremediler hard diske. Oradan çok büyük sorun oldu diyor. 100 yıl öteden söylüyor yani. Böyle bir şey vardı. Belki sizi şey yapmak için söylüyorum. Ya kesinlikle katılırım bu görüşe. Şöyle, onun da yine frekans ve matematiksel olarak şöyle bir cevap verebilirim. Şimdi bizim yani şunu kavramamız lazım. Kaşımız, gözümüz, kolumuz, bacağımız, paramız, pulumuz, tapumuz, arabamız, atımız, katımız, yatımız. Bunlar önemli şeyler değil. Bunlar bu boyuta ait şeyler. Peki insan neden bu kadar önemli? Neden semavi dinlerde insanı özel bir yere koyuyor? Neden insanoğluna, özellikle bakın Ademoğlu, Ademoğluna kadar işler farklı. Oradan sonra iş değiştiriyor. Adem ve Havva olayından sonra iş değişiyor. Ne diyor? Kainattaki tüm esmaları diyor insana bahşettim diyor. Bakın sizin o melek, cin, anunaki, manunaki ne derseniz ismine. İsmi önemli değil. Ama insan olmayan dünya dışı zeki varlıkların, aracı varlıkların, yani bunu ne gözle bakarsanız ismi o olur. Ama varlığı bence artık su götürmez bir gerçektir. Onlarda bizde olmayan, pardon bizde onlarda olmayan çok önemli bir şey var. Çünkü evrenin bütün esmaları bizde var. Bütün bu altın oran, kutsal oranların tamamı, o esmalar bizde var. Ama şöyle bir şey olmuş. Biz fizikselleştikten sonra, bakın bu da Anunnaki'ye bağlanıyor. Buradaki onların hard diskine indiremedikleri şey şu. Eskiden mesela işte şeyler vardı. İşte şu flash belleklere şöyle ilk çıktığı zaman işte FAT 16, FAT 32 işte gibi formatlar vardı. Mesela FAT 16 formatında 4 GB'dan fazla datayı, mesela bu 16 GB ama 5 GB'lık bir şeyi buna yazamıyordunuz. Kapasitesi var fakat sistem el vermiyor. Şimdi onu düzelttiler, işte exFAT formatı geldi falan filan, onun üstesinden geldiler. Yani sizin sisteminiz, altyapınız var, hard diskiniz var ama formatınız uygun değilse siz 10 GB'lık bir filmi asla onun içine kaydedemezsiniz. İşte burada dalga boyu ve frekans meselesi devreye giriyor. İnsan ruhunun frekansı çok yüksek boyutlarda, bakın söylüyorum ki bu işte uzayla ilgili çalışmalarım da var, kainatla ilgili. Ben uzayın 12 tane boyuttan oluştuğunu, torus biçimli olduğunu ve 13. bunların toplamının merkezinin 0.6 altın oranlı bölgesinin de kadir-i mutlak olduğunu. Bakın ben bilimselliği din adı verilen ama bugünkü uygulanan yanlış hocam, uygulamalardan hocam, saçmalıklardan bahsediyorum. Var. Sayın hocam, yayında donma var. Bir dakika hocam. Yayında bir donma var. Laflarınız boşa gidiyor. O yüzden durdum. Efendim? Ben Hakan Hoca'yı çok güzel duyuyorum. Ben hiç göremedim. Yayında bir donma oldu da. Kıymetli dostlar, bu kalplere atmayın. Çok rica ediyorum. Defalarca yalvardım, defalarca rica ettim. Hala bu ısrarla bu kalbi niye attığınızı anlamış değilim. Bu gerçekten yayını kasıyor. Benim bilgime göre bu yayını kasıyor. Bu kalbi atmayın. Daha bu atmayın dedikten sonra da atarsanız artık benim diyecek hiçbir şeyim yok. Bak burada hocamız dil döküyor. Anlatabiliyor muyum? Bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Hiçbir menfaat karşılığı da yapmıyor bunu. Allah rızası için yapıyor. İnsanlar bir şey öğrensin diye nefesini tüketiyor. Bak şu sıcak akşamda hocam yatıp uyumayı bilirdi ya da kendi işleriyle meşgul olmayı bilirdi. Bak hala daha kalp atıyorlar. Ben bir şey demiyorum. Demeyin. Yani onlar sevgilerinden. Kalbe karşıdır. Ya biz herkesi evet. Seviyoruz. Başımızın üstüne yerleri var. Ondan sonra fakat yani bilerek yapan varsa ben bir şey demiyorum. Bilmeyerek yapanlara da bir şey demiyorum. Artık ne diyeyim yani.
Fakat yayın şey oluyor, kasılıyor hocam. Bir de siz kaldığınız yerden devam edersiniz de, bir de bir Ruslar bu işte çok ileri dediniz, bir de tam bir doktor ismi veriyordunuz. Orayı da unutmayın hocam, ama kaldığınız yerden devam edelim. Onu da bağlayayım. Yani bu işin bilimsel kısımlarının da olduğunu insanlara aktarmak istiyorum. Sadece böyle metafizik, böyle ruhçuluk, kanal bilgisi ya da şeylerle elle tutulur hiçbir şeye dayanmadan bu konulardan bahsetmiyoruz. Yani onları bilsinler istiyorum. İsterseniz o Doktor Korotkov'a geçeyim ben. Buradaki şey Doktor Korotkov, çılı denilen bir şeyin mucidi. GDV denilen, yani maddelerden yayılan gaz boşalımını video görüntüleme sistemini keşfediyor. Ve bu kirleyen enerjilerini çekiyor. Bir taşın, bir yaprağın, bir insanın, ondan sonra yani canlı ve cansızların yaşam enerjisi ne kadar taşıdığını video ve fotoğraf olarak çekebiliyor. Ve bunu geliştirdi. Çok gelişkin aletler var ki bunlardan birkaçını ben henüz sahip olamadım, ama inşallah günün birinde oluruz, imkanlarımız olursa. Çok gelişmiş aletler yaptı ve parmak ucu kirleyen fotoğraflarını çekiyorsunuz. Sizin tüm auralarınızı tespit ediyor ve o ara frekans şeylerini artık o kadar ilerlemişler ki. Evet. Aura var mı yok mu bilmem ne filan, bunları geçmişler. Adamlar parmak ucunun aurasından senin dalağındaki, böbreğindeki, gözündeki, beynindeki enerji eksikliğini, hastalığı tespit ediyorlar. Ve bunlar bilimsel olarak hem sağlık sektöründe hem de özellikle sporcuların işte motivasyonu yerinde mi, kasları işte esnek mi, ne kadar işte bu mesela maça çıkacak. Dün aileden çocuğunu kaybetmiş, moral sıfır. Adamın eli ayağı tutmuyor yani, tamam iri yarı çam yarması gibi olabilir ama o gün o müsabakada başarısız olacak. Hemen bakıyorlar, sen otur diyorlar, yanındaki çıksın. Bunlarla ölçülüyor. Yani bilimsel olarak kullanılıyor bu aletler. Yani buna benzer başka aletler de var. Şimdi hani bunların şeylerine girmeyelim ama böyle kibrit kutusu kadar küçüldü bu aletler. Frekans cihazları. Ben bu kirleyen şeyleriyle, bu cihazla o kibrit kutusu kadar şeyin testini yaptım. YouTube kanalımda var. İsteyenler izlesinler. Çakralara müdahale ettim. Çakrama baktım. En bozuk olan çakralarıma 3 saatlik bir müdahale yaptım. Ondan sonra bir baktım, inanılmaz çap diye bütün çakralar yerine oturmuş. Yani artık bunları neden söylüyorum? Neden insanlara bunları duyurmaya çalışıyorum? Artık ilaç kartellerine kendimizi körü körüne teslim etme çağı kapandı arkadaşlar. Kimse iyi niyetli ve saf değil. Hiçbir sektörde saflık, iyi niyet kalmadı. Her sektörde biz zavallı konumda sadece şeyiz yani. Kobay gibi onların müşterisiyiz yani. Hastaneye gittiğiniz zaman işte müşteri garantili hastane ne demektir? Yani bunlara baktığınız zaman çok düşündürücü sonuçlar çıkıyor. Ve burada şu var. Ben ömür boyu mesela ilaç kullanılmasına çok sıcak bakmıyorum. Neden? Ömür boyu ilaç kullanmanın ömür boyu sizi iyileştirmeme garantisi verdiğini düşünüyorum çünkü. Bir ilaç sizi ömür boyu iyileştiremiyorsa demek ki yeterli düzeyde değil demektir yani. Tamam, bu çok önemli bir hastalıkta olabilir. Hani başka çaresi yoktur, tamam. Ama gittiğiniz zaman size avuç avuç ömür boyu ilaç veriliyor. Yani evet. İşinize geldiği zaman 2 ayda Covid aşısını bulduk, %100 işe yarıyor, bundan sonra çıkacak bilmem ne varyantında da işe yarıyor diye iddialarda bulunuyorsunuz. En basitinden bir kolesterolünü bilmem nesini falan filan, ondan sonra bu ilaçlarla işte ömür boyu size içittiriyorlar. Bunlar neyinizi bozuyor? Şimdi sadece evet. İlaç sektörü değil. Tabii ki sadece ilaçla bozulmuyor bunlar. Yani harpından tutun, işte epifiz bezinizi tıkayacak florundan, diş macunundan kloruna kadar sizin frekanslarınıza, dolayısıyla çakralarınıza, fiziğinize ve metafiziğinize sürekli bir saldırı var arkadaşlar. Yani bunu görmemiz, anlamamız lazım ki kendimizi koruyabilelim. Görmezsen, anlamazsan ne oluyor? Düşmanı tanımazsan nasıl savaşacaksın? Allah razı olsun hocam. Çok yani güzel. Şeytanın da en büyük tekniği, bugün söylüyorum. Hani bir dine inanmıyor olabilir insanlar. Allah kavramına, yani Allah demeyeyim de Kadir Mutlak diyeyim. O kelimenin de çünkü içini boşaltıp saçma sapan yerlere çekiyorlar. O yüzden özellikle Kadir Mutlak diyorum ki doğmamış, doğurulmamış, anası babası, evet. Çocuğu, sureti, saçı sakalı filan olmayan
Biz evrenin yaratıcısından... İşte bu kadar. Şimdi burada o kavramı da götürdüler Enki'ye. Çıkardılar, evrenin ulu mimarı yaptılar. Şimdi evrenin ulu mimarı diye bir şeye takılırsanız siz o zaman satanik bir pagan olursunuz. Evet. Ve yani milyarlarca insanı bunlar çok böyle marjinalmiş, çok modernlikmiş gibi bu pozisyona soktular satanik, asılsız bilgilerle. O konuda inşallah başka program konumuz olur. Evet. Biraz önce söylemiştim. Mesela hani satanizm dedim ya, frekansla ilgili, evet, ruhla ilgili şeyini. 11 sayısını hatırlatın demiştim. Ben hatırladım. Bağlayayım yeri gelmişken buraya. Bakın 11 sayısı çok önemlidir. Biliyorsunuz o yaşam ağacı denilen Tree of Life denilen bir sistem vardır. Kabala'da kullanılır. Başka yerlerde de, birçok yerde de var. Şimdi bu yaşam ağacının şeyi aslında yine frekans sistemine dayalıdır. Yani kabalistler bile bunun çoğu farkında değiller maalesef. Frekans ve söylediğim gibi paralel evrenleri, karşı evrendeki etkileri değiştirerek size geri dönüş varyasyonunu, kuantumunu bozuyorsunuz, etkiliyorsunuz ve kendi işinize yarayacak hale getiriyorsunuz. Ama şurada onu eksik oldukları, atladıkları bir nokta var. Bu frekansları değişirken bu boyuttan da bir şey vermeniz lazım. Yani vermeden almak Allah'a mahsus. Bunu kimse unutmasın. Hani ben buradan öğrendim bilgi, o patlat büyü yap, oradan bir kabala yolla, buradan bilmem ne yolla, senden ne eksiliyor bakalım. Yani onun arasını bozdun, karısıyla arasını açtın, öbürünü işte bilmem kaza yaptırdın, öbürü sonra bakalım senin başına ne geliyor. Çocuğun sakat doğuyor mesela. Al birini vur ötekine. Ama onu birleştiremiyorlar. Yani onunla alakadar olduğunu, bir bedeli olduğunu göremiyorlar. Ve burada şundan bahsedeyim. 9'dan sonra 11 sayısının gelmesi satanik bir şey, ritüeldir. Bakın bunu herkes artık gözünü açsın. Bilsin bunları. Bunların hepsi frekanslarla ilgilidir. 9-11 sayıları yan yana kullanıldığı zaman şu anlama gelir. Aslında satanik, kabalistik bir altyapıdır bu. 9'a kadar bütün şeyler, yani satanik de olsanız, işte semavi dinde de olsanız, ateist de olsanız, fizik mühendisi de olsanız, aynı şeyleri hepsi kabul eder. Bu yaşam ağacındaki evrensel adımlar diyelim. Yani kısaca böyle özetleyelim. Ama 9'dan sonra 10 gelmez der satanikler. 10 dedikleri şey bizim aslında kaderi mutlak dediğimiz, evet, enerjiyi simgeleyen bir şeydir. Çünkü içinde sıfır. Bakın içinde sıfır vardır. Aynen. Başı sonu olmayan. Doğmamış, doğrulmamış. Kur'an'da o olarak geçiyor. Bakın sıfırdan bahsediyor. Evet hocam. Kur'an'daki aynen. O. İlk defa nereden gelir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İlk defa geldiği yerde kardeşim der, bizde 10 yoktur. Ondan sonra ne geliyor? 11 geliyor. Ve 11 Enki'nin sayısıdır bakın. Şeytani sayı söylüyorsunuz ya. 9-11 ne demektir? Şudur. Allah yoktur ve Enki Allah'ın üstündedir ve o vardır, gerçektir. Haşa, tövbe. Yani iddiaları var. Onların bakış açısıyla anlatıyorsunuz tabii ki. Eyvallah. Tabii ki. Onların bakış açısı bu. Bakın bu bakış açısını bilmezseniz sizi celladınıza aşık ederler. Doğru. İşte şimdi burada yani bir sürü alışveriş sitesi var mesela bu rakamlarla. Sonra işte bir araba markası var 9-11. Sonra 9-11 tarihinde 11 şeklinde ikiz kuleler yıkılıyor. Siz, evet, bunlara tesadüf, evet, gözüyle mi bakıyorsunuz? Hocam bu arada... Tabii. Bu arada hocam şu hatırlatmayı da hani yapayım, siz de zaten yapacaksınız ama bu çok önemli. Çünkü ben çok sayıda bununla ilgili soru da aldım hep DM'den. Önce onu söyleyeyim. Hani şimdi şeytanilerin, bu kabalacıların, işte Gülhaç, tapınakçılar vesaire, bu Deccal'in askerleri diye kitabım var. Deccal'in askerleri diye tabir ettiğim adamların rahmani mevzuları da kodlayıp kötücül ve negatif hale çevirme şeyleri var. Bu aslında onun sayısı. 11 sayısı aslında bize göre, yani İslam'a göre rahmani bir sayı. Fakat herifler almışlar onu, abuk subuk bir şey yapmışlar. Çünkü neden? 11'li ve 111'li zikirler var Hazreti Peygamber'in sahabelere tavsiye ettiği. Hani bunda mesela 111'li İsmi Azam duası vardır. 11'li işte Estağfurullah, Elhamdülillah, Allahu Ekber ya da işte Estağfurullah, İhlas Suresi ve Salavat-ı Şerife 11'erli dersler vardır sahabelere verilen. Hani her 11 gördüğüne de kötü zannetmesin kardeşler diye o uyarıyı da yapmak istedim. Tabii ki. Yani bu şeyi kesinlikle katılıyorum. Mesela Gamal Ağaç. Değil mi?
Hocam dondu. Hocam dondu. Hocam Kamala Haç dedin dondun hocam. Oradan devam edersiniz. Geldik mi? Şimdi. Yok hocam gel. Hala gel. Ha şimdi geldin. Kamala Haç dedin. Geldiniz, geldiniz. Duyuyor musunuz ha? Duyurum tamam. Hocam. Geldiysen evete git. Ruh çağırmadan bahsediyorum. Evete gidiyorum ben. Geldiniz hocam buyurun. Şimdi şöyle bir şey var. Çarkı felek bizim sembolümüz, 10 bin yıl öncesinde dünyanın her yerinde kullanılan bir şey bu. İndus Vadisi'nden, Sümerler'den, ondan sonra Atlantis'e, Mu'ya kadar Türklükle bağdaşan ve dönerek, bakın bir hareket var ya, hareketin yönü var tabii, kolları pozitif ve negatif olarak değiştiriyor. Şeyini, her neyse, döne döne o enerjiyle Allah'a ulaşmak. Yani boyut kapısı, o boyut kapısından çıkmak, bu boyuttan çıkmak Allah'ın huzuruna giden yolun şeyi. Göstergesi olarak kullanılan sembolü gelsen nazihatçı olarak şey. Neden? Çünkü bütün filmlerde bunu gördük. Yani evet. Adamlar medya ile beynimizi yıkıyor ama şimdi 11 evet. sayısı dedim ya bu işte evet kötü demek değil. İsrail bayrağındaki şekil inanılmaz kutsal kozmik bir şekil yani o. Şimdi onlar bayrağına koydu diye bize kötü göstermeleri Hazreti Süleyman'ın mühüründe de var yani. Evet. Altıgen, yedigen, beşgen. Var tabii. Evet. Şimdi onlar da mı satanikti yani? Şimdi evet. Ama şu var. Nasıl kullanılıyor? Evet. Bakın ne diyorum? 9-11 diyorum. Size evet. 9-11 ile ilgili bir zikir var mı? Yok tabii yok. Anlatabiliyor muyum? Evet. İşte bakın o kombinasyon. Yani şimdi baktığınız zaman ilaç içiyorsun, suyla içiyorsun. Değil mi? Su ne kadar, yani hiçbir şey yapmaz, nötr, ihtiyacımız var, onsuz yaşayamıyoruz. 7 litre suyu şu an için ölün. Bitti. Yani 7 litre su içtiğin anda o zararsız dediğin su bile senin katilin oluyor. Bu dozajı ve nasıl kullanıldığıyla ilgili. Sen doğru. ilacını içecek bir bardak içiyorsan sana fayda, 7 litre içiyorsan öldün. İşte bunlar hep kötüye kullanmışlar ve harmoniksel, bakın çok önemli bir şey açıklıyorum burada. Neden 11? 11. harmoniks denilen bir şey var. Frekans sisteminde. Yani müzikte de var. Bu ister müzik nota gözüyle bakın, ister matematik, isterseniz geometrik. Ne isterseniz o gözle bakın. Bir şeyin diyorum ya, şu frekansın oluşması için üstte ve altta başka frekansların oluşması lazım ki o frekans bu boyutta var olabilsin. Onların da geometrileri var. İşte kitap yazarsak bunların bütün bilimsel şeylerini anlatacağım inşallah vakit olursa. Buradaki 11. yukarı doğru 11. frekansın bir özelliği var. Ne biliyor musunuz? Nedir hocam? O ana frekansı parçalayarak yok ediyor. Bakın ana frekansı ve 11. frekansı birlikte verdiğiniz anda o iki rezone ediyorsunuz iki tane dalgayı. O dalgayı ana frekansa yolladığınız zaman maksimum derecede enerjisini yok eden temel frekans. Evet. Bu müzikte de çok enteresandır. Kulakta da hani keşke piyano olsaydı çalardım, duyurturdum size. Müzikte de bu triton olarak geçiyor. Dikkat edin. Ama hiçbir müzisyen de hayatında ilk kez şu an duyuyordur yani bunu. İnşallah evet. müzisyenler de bu konulara yavaş yavaş ilgi duymaya başlarlarsa ondan sonra çok sevinçle ne kadar ulvi bir şeyle uğraştıklarını daha iyi anlayacaklardır. Triton, bakın üçlü de demek. Triton, kimin elinde var triton? Poseidon, şeytan, satan. Şeytan. Bakın triton evet. aralığı, şeytan aralığı deniliyor. Müzikteki şeyi, mesela Do notasına göre fa diyezdir. Yani Do fa diyez artık dörtlü ya da eksik beşli olarak geçer bizde. Ve klasik müzikte bakın yasaktır. Yasaktır. Evet. Kullanılması yasak. Armoni ödevi verir. Sen o aralığı kullanma çarpı yersin. Neden? Şimdi klasik müzik dinletilen domatesler, bitkiler öbürlerinden çok daha güzel büyüyorlar. Anlatabiliyor muyum size? Bunlar tesadüf değil. Nereden bilsin domates klasik müziğiyle rock'n'roll'u bilmem ne müziğini? Yani o müziği armoni mi? Oh ne güzel falan mı diyor? Dans mı ediyor dalında? Yandakine kulaklıkla başka bir müzik dinletiyorlar. Heavy metal dinletiyorlar. Çürümüş böyle, yamulmuş kalmış böyle. Çünkü değil mi hocam? Yaratılış kodları öyle çünkü. İşte şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Evrende her şey frekans demiyor muyum? Ve burada diyorum ki yapıcı frekanslar var, yıkıcı frekanslar var. Bunların en yıkıcı frekansı 11. frekans. Bu da benden
insanlığa armağan olsun. Şimdi burada müzikte geçen bu eksik beşli artık dörtlü do fa diyez diye ya da yani doğuya göre fa diyez, re'ye göre başka bir şey. Şimdi burada bu şeyi kullanıyorlar. Peki Shiva'nın ki Enki'nin ta kendisi diyorum Shiva'ya. Shiva'nın iki tane karakteri var. Bir tanesine Destroyer, yani yok edici. Şimdi nereden nereye geldiğimi lütfen dikkat et. Şimdi o Shiva'nın iki tane dans hareketi var. Bir tanesi böyle bir ayağı havada ise. Hı hı. Bakın iki figürden. Ayağı havada olan dans figürü yok ediş figürüdür arkadaşlar. Bunu lütfen kafanıza iyi kazıyın. Çünkü bu figürü nerede görüyorsunuz? CERN'deki, o CERN'deki kapının önünde Shiva'yı görüyorsunuz. Enki'nin yok edici Destroyer'in kendisi diyorum. Yıllardır hı-hı bunu söylüyorum. Ve sembolü 11 diyorum. Çünkü 11 yıkıcı frekans diyorum. Ve o da yok ediş dansını yapıyor. Neden CERN'de yok ediş dansıyla ilgili bir sembolü kullanıyorsunuz? Bu aşılarla ilgili DSÖ'nün geçenlerde yapmış olduğu bir toplantı var. Uluslararası bir şeydi. Yine baktım arkada Shiva'nın yok ediş heykeli var. Hayırdır arkadaşlar? Siz hani dinlere inanmıyordunuz? Hani Tanrı'yla dalga geçiyordunuz? İlim, bilim, bilmem ne diyordunuz? Bırakın. Öyle. İlimi, bilimi, hani dinleri, minleri geçti. Bunlar en yobaz ve ağır şeydir bunlar. Sapkın dinler bunlarla. Dinleri geçti, mitolojiye girmişler. Mitolojiden evet. De 5000 tane tanrısı var mitolojisinden. Daha küsuratı evet. Da var. Neden o tanrı sembolünü seçip onun da yok ediş dansının sembolünü kullanıyorsunuz? Hayır, var ediş dansı da var değil mi hocam? Var ediş, onarma dansı da var. Onu göstermiyor şimdi, adam. Yok ettikten sonra bir şeyi var edebiliyor. Hı hı. Bakın, yok ettikten sonra. Yani şimdi ben size desem ki işte küçük bir kıza adamın birisi çikolata vermiş. İyi mi yapmış, kötü mü yapmış? Aa ne kadar iyi adam. Hiç tanımadığı çocuğa bak çikolata vermiş, sevindirmiş. Şimdi bu kadarını söylersem adam iyi. Ondan sonra tecavüz etti, öldürdü desem ne yapacaksınız? Çikolata mı önemli, sonrasında yaptıkları mı önemli? Arkadaşlar satanizmin işte kimsenin kabul etmediği bir kısmı var. İşte burası. Yani filmi evet. Anlatıyorlar. Bakın lütfen şeytanın ne zaman ortaya çıktığını çok iyi algılasınlar. Şeytan eskiden şeytan değildi. Yani çok kadim tarihlere uzandığınız zaman şeytan diye bir varlık yok ortada. Adem ve Havva'dan sonra şeytan ortaya çıkıyor. Peki Adem ve Havva'ya kadar bu şeytan ne yapıyordu? Azazil, meleklerin hocasıydı. Azazil değil mi? Azazil. İşte o yüzden bilgiyi getiren, ışığı getiren diye sizi kandırmalarına izin vermeyin çikolatayla. Evet. Prometheus. Prometheus. Yani bunları işte anlatmak çok uzun, böyle aylarca konuşmamız lazım. Nerelerden nereye geldik? Ama şunu söyleyeyim. O bilgiyi getirenin Sümer tabletlerinde tam olarak tasviri var. Kim o? Enki'nin ta kendisi. Sazlıktan bir şeyin arkasından Nuh'a bilgi getiriyor. Böyle getirmiş, elinde böyle yıldız gibi böyle bir ışık. Işık getiren bakın. Işığı taşıyan Lucifer. Şimdi bakın. Neye dikkat etmiyorlar yalnız? Bunları herkes kabul ediyor. Fakat küçük bir detay var. Bu ışığı taşıyan arkadaş belden yukarısı insan, belden aşağısı yılan. Hadi bakalım. Nedir bu? Yani bağırsağında tenya mı vardı bunun? Neden yarısı yılan şeklinde çiziliyor? Neden hiç kimse bunlardan bahsetmiyor? Çünkü kendisi reptilyan sürüngen. Yarı insan, yarı sürüngen. Bakın Sümerler bunu çok güzel izahatını yapmış. Ama kimse bunlardan bahsetmez. Yani baktığınız zaman işte burada olay ta on binlerce, yüz binlerce hatta milyonlarca yıl geriye sarmak mümkün. Bunu çok iyi anlamamız lazım. Ve frekans ve ruh. Gelelim şimdi ruh kısmına. O da gelmeden Sayın Hocam. Şimdi kıymetli kardeşler, hocamı böldüm, şunun için böldüm. Ya bak bu sohbeti kaçırmayın. Gerçekten DM'lerinizden, hikayelerinizden paylaşın. Birçok insan gelsin. Hiçbir yerde dinleyemeyeceğiniz şeyleri anlatıyor hocam. Şu anda biz bile şok olduk. Hani hocama soru bile sormuyoruz yani, farkındaysanız. Sustuk dinliyoruz yani edebimizle. Ondan sonra hani gerçekten bakın hocamız burada nefes patlatıyor. Biraz da ben dinlensin diye, çok yoruldu hocam. Müsaade istedim kendisinden. Hani bakın bu yayını DM'lerinizden, hikayelerinizden paylaşın. Bak
Burada hocam öyle enteresan şeyler anlatıyor ki, yani bu şeytanilerin kadim tarihten günümüze çevirdiği dolapların metafiziksel altyapısını anlıyoruz. Matematiksel altyapısını, kodlarını, metafiziksel altyapısını, astrolojik altyapısını hepsini anlatıyor hocam. Yani o yüzden bunu bu, hani bugün film izlenecek, dizi izlenecek, maç izlenecek bir gün değil veya hayatı boyunlanacak bir gün de değil. Gerçekten hocam burada şu anda tarih yazıyor. Hani ve bir taraftan da fantastik bilim kurgu dizi izlemeyi ve film izlemeyi seven kardeşler için de hocam burada dizi senaryosu yazmış gibi hani canlı canlı anlatıyor gerçekten. Bunu kaçırmayın, siz üzülürsünüz, bilmiyorum ben yani. Evet hocam, buyurun. Şöyle söyleyeyim, bu bilgilerle o filmleri izledikleri zaman 10 kat fazla zevk alacaklar. Aynen. Neden? Işte. Evet. O filmleri çekenler, bakın, bu söylediğimiz, anlattığımız şeylere göre çekiyorlar. Ve o filmlerin içinde bunları görmeye başladığınız zaman herkes izleyecek, A diyecek, siz çıkacaksınız sinemadan B diyeceksiniz. Yani bambaşka bir sonuçla çıkacaksınız o filmden, bunları görmeye başlayacaksınız. Algıda seçicilik olacak. Şimdi işte bu Lucifer, ışık dedik, karanlık dedik, Şiva dedik, neyse. Bunun sizden tek bir bağlantısı var. Yani tek bir derdi var sizinle ilgili. O da ruh enerjiniz arkadaşlar. Ruh dedi ki, ruhunuza sahip çıkın. Bakın ne yapacağız, işte enerji çalışmasını yapacağız. Bunlar şöyle oldu, şu oldu, bu oldu filan. Ne oluyorsa olsun, özgür iradeniz ile ruhunuzu şeytana satmadıktan sonra hiçbir şeyden korkmayın. Bakın tekrar altını çiziyorum. Bana hep soruyorlar, enerjiyi nasıl yükselteceğiz, işte şunu ne yapacağız, şu çakrayı ne düzeltir, işte 432 şu müzik iyi midir? Şu. Ya bunlar teferruat, baharatlardan bahsediyorsunuz. Yani önce bir yemeğin malzemesi kaliteli olsun. Yani şimdi fasulye yemeğinde en önemli şey fasulyedir. Evet. Tuzun ne kadar olduğu önemli, zaten bir çay kaşığı atacaksın. Yani evet, atsan ne olur, atmasan ne olur. Sen güzel böyle kılçıklı kılçıklı böyle fasulye her yediğinde ağzına kılçıkları geldi mi? Pişmemiş katır kutur bir şey oldu mu? Tuzu kaliteli olsan olur, olmasa ne olur? Yani. Burada şunu yapacaksınız. En önemli enerjimiz ruh enerjimiz. Bu ruh 7 tane tayfa, bakın bu boyuta girdiği zaman. Size çok önemli şeyler veriyorum. Hani bunları araştırsalar ve aylarca bunların altında neler yaptığını incelemeleri lazım ama başlıkları verelim. Bu boyuta geldiği zaman bu enerji nasıl piramitte tek bir ışık geliyor, 7 tane renk olarak tayflara ayrılıyorsa, işte bu ruh dediğimiz enerji bu boyuta 3 boyutluya geldiği zaman 7 tane çakramıza ayrılarak bizde çakralar olarak, yani bir gökkuşağı gibi bizde içimizde oluşuyor birbirine bağlı şekilde. Çakra frekanslarınız ilgili olan organlarıyla, şimdi organla nasıl ilgili olabiliyor diyeceksiniz, o da şu: organın frekansı o çakranın harmonikslerine denk geliyor. Yani burada X frekansınız var, X'in mesela bir katı, iki katı, üç katı, dört katı, beş katı, onunla ilgili frekanslar o organları etkiliyor. Ama mesela işte Y bölgesindeki frekans sadece kendi ilgili organlarını etkiliyor. Dolayısıyla fizik ve metafizik çakralarla birleşiyor. Öteki boyutla iç içe hale geliyorsunuz. Ama ruh dediğimiz şey gözünüzde görmüyorsunuz. Ama bilim adamları ne yaptı biliyor musunuz? Ruhu inceleyen bilim adamları oldu. Var mıdır yok mudur diye. Ölüm anında insanları böyle şey teraziye, işte tartıya yatırmışlar. Hani ağırlığını gösteriyor. Çok ağır bir hasta var. Yani yoğun bir şeyde, komada ya da çok yaşlı, yani kımıldayacak durumda değil. Yatıyor ve bunu işte özel küvezle hani tutuyorlar ki tam ağırlığı ölçelim diye. Öldüğü anda 21 ile 28 grama hafifliyor. Bakın. Filmi bile yaptılar. Filmi tabii, bile var değil 21, mi? 21 gram diye galiba film. Evet, 21 evet. Gram. Evet, 21 ile 28 gram. İşte o 7 gramda ne oluyorsa, o 7 gram yukarıda sizde o 7 tane kata denk geliyor. Yani o 21 ile 22 ile 28 arası, işte ne kadar frekansınız yüksekse o kadar burada da etkiniz ona göre ölçülebiliyor. Yani ruhun bedenden ayrıldığı zaman 3 boyutlu fiziksel olarak bir veri bıraktığını yine bilimsel olarak aslında kanıtlamış oldular. Şimdi Dr. Korotkov'un şeylerinde çakraları ve aynı zamanda aura dediğimiz,
İnsanın üstünde de bu çakraların her biri torus şeklinde dolanıyor. Her birinin frekansı farklı olduğu için katmanı da farklı. Yani ilki şu katmanda, ikincinin frekansı değişik olduğu için ikinci katman burada, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katman. Yani biz böyle yedi katmanlı bir enerjetik yumurta kabuğunun içindeyiz esasen. Ve bunlar sağlıklı çalıştığı zaman bizim fiziğimiz de psikolojimiz de ona göre sağlıklı çalışıyor. Ama bu enerjiyi bizden çalmak isteyen 7-24 binlerce, on binlerce, yüz binlerce yıldır bu enerjileri elde etmek isteyen maalesef enerjetik varlıklar var. Bakın hiçbiri kredi kartınızla ilgilenmiyor. Hiçbiri gelip sizin evinizi, arabanızla ilgilenmiyor. Peki bunlar sizin neyinizle ilgileniyor? Bu enerji frekanslarınızla ilgili. İşte burada bunların bilincinde olacağız ve bunlara sahip çıkacağız. Ama bunlara sahip çıkarken de şunlardan uzak durmamız lazım. Tamam, bunu herkes anladı. E ne yapacağız? Hadi şu çalışma, hadi bu teori, hadi bilmem ne tekniği, bilmem ne filan derken, siz kaş yapayım derken göz çıkartıyorsunuz. Çoğu etkinlik bilinçsiz bir şekilde içi boşaltılarak yine tam ters inlere cinlere kendilerine enerjetik kapı açıp özgür iradeyle açtınız mı sakat. Bir şeyi bakın özgür iradenizle yapmıyorsanız onun telafisi her zaman olabilir. Yani size zorla bir şey yaptırıyorlardır. Bunun telafisi olabilir. Ama siz kendi rızanızla, özgür irade frekansıyla onu yaptığınız zaman, o zaman hiç yani başınıza gelecekleri kabul ediyorsunuz. İşte size bunu tatlı göstermenin, vesvesesinin de altında yatan şey bu. O yüzden yapılan enerji çalışmalarına çok çok dikkat edilmesi lazım. Evet. İkincisi şudur ki bana göre tüm dinler, sadece semavi dinler için de bahsetmiyorum yani. Bu yogası da böyledir, dinleri de böyledir, mitolojik sistemlerdir. Bütün hepsi insan frekanslarını düzenlemek ve onu maksimize etmek üzerine kuruludur. Temeli budur yani. Yani ismi ve ibadet şekilleri önemli değil. Neden önemli değil? Yani şimdi baktığınız zaman yani kutuptaki birisi 5 vakit namaz kılarken nasıl abdest alacak? Yani eksi bilmem 70 derecede suya elini sokup elini yüzünü ayağını mı yıkayacak? Yıkayamaz. Ne yapacak? Cehenneme mi gidecek sizce? Bence gitmeyecek. O neye göre değerlendiriyor? Tabii ki frekansına göre. O oradaki penguene nasıl davrandığıyla ilgili gidecek cennete, cehenneme. Frekansıyla ilgili. Bizim de tüm dinler frekans ve enerjilerimizi ruhumuza birikti. İşte ruh bizim hard diskimiz. Evet. Tüm bu şeyleri bu üç boyutlu sensörlerle donatılmış fiziksel bedenimizde yaptığımız tüm dataları, buradaki sensivitileri alıyor. Arabanın park sensörü gibi. Ondan sonra sen oraya kaydediyorsun. Nasıl kaydediyorsun? Sağında bir melek, solunda bir melek var ya. Neden? Tek melek yazı yazamıyor mu? Hızı mı yetmiyor? Burada melek dedikleri şey pozitif ve negatif enerji. Bakın çıkış ve iniş enerjisi var. Torus. Yani sen bir yerden verirken bir yerden de alıyorsun diyor. İşte kabala dediğiniz şeyde o aldığınız o dönüp de gelen kısım var ya, onlara müdahale etmekle alakadar başka bir şey. Yani burada dediğim gibi ruh sistemini anlamak çok önemli. Onu korumak çok önemli ve kesinlikle en önemli şey. Sakın ola, sakın ola, sakın ola. Yazıyla, hele ki kanla ilgili. Size herhangi bir şey dedikleri zaman koşarak kaçın, o adamın da telefonunu engelleyin, bir daha da yüzüne bakmayın. Yani size vaat edilen şeyler ne olursa, çünkü bununla ilgili bir sürü şey var. Yani tarikat mı diyeyim artık, cemiyet mi diyeyim, ne derseniz siz adını koyun. Ama bunların bir sürü hileleri var. Bunlardan uzak durulması şart. Ruh enerjimize sahip çıkacağız. Ve ruh enerjimizi, frekansımızı yüksek tutacağız. Biz bireysel olarak bunu yüksek tutunca, sevgi ve bilgi frekansını yükselttikten sonra insanlık belli bir kademeye geldiği anda altın oran şeyini yakaladığınız zaman işte o yüzüncü maymunun patates yıkamayı tüm dünyada öğrenmesi, anlaması gibi ağaçlar bugün bilimsel olarak iletişim kurduğu tespit oldu. Filler 40 kilometre ayaklarından frekanslarıyla hani hangisi hasta, hangisi ölüyor, bunları tespit edebiliyor. Ya yani bakın bitkiler, hayvanlar, bitkiler, hayvanlar bu frekans ve enerji sistemleriyle hareket ediyor. İnsanlar
Etmiyor mu zannediyorsunuz? İşte bizi tamamen fiziki şeylerle, ilim, bilim, elle tutulur, işte öbürlerini atın çöpe filan. Sizin çöpe attığınız şey o ilim biliminizin belki 100.000 katı bilgiyi içeriyor. Evrensel kısım burada. Bilim dediğimiz bizim bugüne kadar keşfedebildiğimiz şu kadarcık bir şey. Eğer sizi onun içine sıkıştırırlarsa siz evrenden koptunuz demektir. Bu bilimi kötülemek, bilim yanlıştır, bilim eksiktir demek değil. Bilim bizim bildiklerimizden oluşuyor. Siz kimsiniz evren hakkında, neyi biliyorsunuz? Yani 3 gün önce ondan sonra dünya yuvarlaktır diyeni yakıyorlardı. Şimdi düzdür diyeni tam tersi, 3 gün sonra üçgendir diyeni yapacak. Hocam, yani bir de, ilginç bir şey var şöyle. Yani Batı'nın bize bilim adamı, büyük bilim adamı, büyük filozof, büyük matematikçi, büyük fizikçi, büyük deha diye takdim ettiği adamların %99.9'u ne hikmetse ölümüne metafizik çalışmışlar, ölümüne localarda deney yapmışlar, ölümüne ezoterik çalışmalar yapmışlar. Einstein'ından tutun da Isaac Newton'una kadar, Max Planck'ına kadar. Tabii. Bu tesadüf mü? Aslında şöyle bir tesadüf. Tesadüfen hepsi aynı cemiyetlerden çıkmış. Ha, evet. Onu bakın, demeye çalışıyorum. Hocam, bakın, demeye çalışıyorum. Tesadüfün bu kadarı değil. Bu cemiyetler bunlarla uğraşıyor ve yani baktığınız zaman bu cemiyetler kendi adamlarını pompalıyor. Bilim adamı da, felsefeci de, sağlıkçısı da, yazarı da, edebiyatçısı da, bilmem necisi de. Bir bakıyorsunuz, ya hiç bana hani böyle harika, muazzam gelmiyor şeyler. Ah muhteşem, şöyle yaptı, şunu yaptı, bunu yaptı filan. Bunu okumazsan, hani bu yazarı okumazsan bilmem ne, Karl Marx filan. Sonra bir bakıyorsun, hepsi bilmem kaçıncı dereceden bilmem ne örgüt. Şimdi evet. Bunlara baktığınız zaman bakın ya, esinlendikleri kaynaklar. İşte şimdi siz o esinlendikleri kaynaklar var. Evet. O örgütleri biliyorsanız ki, yani ikinize de çok teşekkür ediyorum. Bunları hakikatten ve doğru yoldan sapmadan dile getiren çok sayılı insanlar olarak ikinize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve lütfen bu programı izleyenlerin bu değerli insanları çok yakından takip etmeleri ve destek olmalarını da şahsen istiyorum. Çünkü bu konuları irdeliyormuş, işliyormuş, sizlere bilgi veriyormuş adı altında kisvesiyle bunların reklamlarını yapan, bunları bize korkutan, bak bunlar böyle güçlü, bunlar her istediğini yapıyor, bunlar şunu da yapıyor, bunlar bunu da yapıyor. Sen ne yapıyorsun? Propagandasını yapıyorsun. Kardeşim sen kimden yanasın? Tamam bu konulardan bahsediyorsun. Başlıklar aynı, o da bahsediyor, biz de bahsediyoruz. Ama biz bunları kötü olarak, onlarda kötü yok. Onlar bunları, vay adamları görmüyor musun hala sen? Hadi gelsene bizde ne o arkadaş? Bak hani Atalan Arabistan'ı geçti, sen ne işin var orada? Gel işte bilim adamı. Şimdi işte millete gofret veriyorlar. Baktığınız zaman ilim adamı bilim adamı. Yani bu cemiyetlerdeki kimsenin rütbesi beni artık ilgilendirmiyor. Kardeşim sen hakikatten rahmani bir sisteme hizmet ediyor musun? Ha şimdi anlat konuşalım senden, ilmin bilmin vasfın neyse. Sen necisin? Bilmem ne cemiyetinin bilmem ne üyesi. Sen profesör olsan kaç yazar? Sen ruhunu şeytana sattın mı zattı? Hadi git bir geriyse bakalım, veriyorum sana. Hadi bakalım o şeytanın hakkında aleyhinde bir konuş. Bir tane makale yaz, bir tane kitap yaz. Bir tane programa çık da böyle. Ondan sonra o deccaliyeti kötüleyecek iki tane cümle kur. Bakalım ne oluyor akıbeti. Kurabiliyor musun? Kuram. Kurmuyorsan ben seni ne yapayım? Sen yani hakem Beşiktaşlı, ben Fenerli, sahaya çıkıyorum. Öyle maç mı olur? Kardeşim hakem taraf tutmayacak. Evet. Tarafsız olacak ki ben onun çaldığı düdüğe saygım olsun. Evet. O yüzden bu düdükleri, düdüğü alan öttürüyor yani. Hep böyle evet. Meydanlarda bu düdüklüler geziyor yani. Düdüklü tencereler. Ondan sonra o profesör, o ordinaris. Bunun 20 kitabı var, bunun 100 programı var. Her gün birileri televizyonlarda geziyor. Geçsinler. Ama Kur'an'a açıp baktığınız zaman bunların cevabı içinde. Çoğunluğa uyma sapıttırır, çoğunluğa uyma yoldan çıkartır, çoğunluğa uyma diyor işte dinden soğutur, şirk koşturur, bilmem ne olur. Yani ne? Çoğunluğun bunlardan oluşacağı 1400 senedir net bir şekilde bildiriliyor. Günümüzde de çoğunluk bunların, çünkü para, güç bunların eline artık geçti ve artık evet, aşırı derecede bunlar hakikaten yüzsüzleşerek gözümüzü soka soka yapıyorlar. Eskiden korkuyorlardı, çekiniyorlardı. İfşa olursak hani başımıza iş gelir. Şimdi kimi kime şikayet edeceksiniz? Tüm evet. Kaleleri bunlar ele geçirmiş. Ama geçirirse geçirsin.
Çünkü bir tane küçücük kibrit, kibritin ışığı ya da mumun ışığı koskoca karanlık bir odayı aydınlatır. Önemli olan o ışıktır. Ve teorik olarak tek bir kibritten milyarlarca kibriti yakabilirsin. Evet. İşte bundan korkuyorlar. Yani evet, o alevlenmeden, ateşlenmeden korkuyor. Yani birisi aydınlanıp da bizim maske düşerse yandık. Neden? Bunlar çünkü mavi kanlı reptilyan soyundan. Bir avuç şöyle minnacık bir aslında tenya grubu. Bunlar öyle yeşil pullu, kuyruklu. Ondan sonra kan iç, bilmem ne yap, aynı insan görünümlü. Ondan sonra şeyler yap, paranla da milleti satın al. Bu işler böyle yürüyor. Ve ruh sistemine gelince de şunu söyleyeyim. Bu ruh sisteminde ben şunu söylüyorum. İnsan görünümü. Evet, biz insan diyoruz ama yani şimdi şu bardak değil mi? Bu evet, sandalye mi? Ya bu da bardak. E bu ne? Bu da bardak. Şimdi bakın, bu kahve bardağı, bu su bardağı. Gördüğünüz gibi farklı şeyler var içinde. Biz evet, insan diyoruz ama her insan aynı yerden mi geldi sizce? Aynı frekanstan, aynı gezegenden, aynı boyuttan mı geldi? İçinde aynı enerji türü mü var? Yani herkesin pilinin markası farklı. Arkadaşlar, yani bunu anlamamız lazım. Dolayısıyla herkesin maksadı farklı. Frekansı değişik ve gideceği yer de ona göre değişik. Birisi burada terör yaratmaya gelmiş. Yani ona kızmamak lazım. Yani altyapısı böyle, frekansı böyle, gezegeni, DNA'sı böyle. Evet. Ama burada kendi seçimimizi artık yapmamız lazım. Çünkü ayrım başladı artık. Yani evet, ışıkla karanlık çok hızlı bir şekilde bundan sonra birbirinden ayrılacak. Bunun etkilerini başka programlarda çok söyledim. Foton kuşağı dedik, işte zodyak tamamlanıyor dedik, işte şu oluyor, yok Nibiru geliyor, bilmem ne. Bir sürü alt şeyi var, manyetik kayması bilmem nesi, hepsi bunları birbirine etkiliyor. Dolayısıyla ruhumuzu da etkiliyor, frekansımızı da etkiliyor. Şu anda ruhumuzu korumak hepsinden daha önemli. Ama sadece ruh konusuna da takılmayacağız. Şimdi ruh nedir? Cin nedir? Ondan sonra işte hayalet nedir? Bunların her biri farklı şeyler, farklı olgular, farklı enerjiler. Biraz da onlardan tabii bahsedelim istiyorsanız. Devam etmeden artık buyurun hocam. Sadık hocam buyurun. Programı kapatıp kayıt mı edeceksin? Evet evet, bir saati doldurduk da o yüzden. Başına bir iş. Tamam. Bir tane hayalet hikayesi, olmuş hayalet hikayesi anlatacağım da o yüzden. Tabii süper. Tabii. Evet. Şöyle yapacağız şimdi kıymetli dostlar. Sakın bir yere ayrılmayın. Bakın, kapatıp açınca gittik zannediyorsunuz. Gitmiyoruz bir yere. Yayın boşa gitmesin sabaha diye. Kadar buradayım. Evet evet. Gittiği yere kadar. Yayın boşa gitmesin diye kaydedebilmek için. Ondan sonra Instagram duvarımızda kalsın diye, YouTube'a atabilmek için, hocalarımızın emekleri boşa gitmesin diye bu bir saatlik araları veriyoruz. Bir saat böleceğiz ki daha sonra da izleyebilirsiniz diye. Çünkü herkesin şu anda izleyemiyordur. İşi olan, yorgun olan insanlar da vardır. Onlar da daha sonradan izleyebilsinler diye böleceğiz. Hem de hocalarım da bir nefes almış olur. Sizler de bir nefes almış olursunuz. Sularınızı, çaylarınızı tazeleyin. Tekrardan görüşeceğiz inşallah. Ne zaman? Yüklenmesi bir 4 dakika, 3,5-4 dakika sürüyor. 4 dakika içerisinde buradayız inşallah. Tekrardan gelin dostlar. Tamam, 5 dakika sonra görüşmek üzere. 5 dakika sonra görüşmek üzere. Hocam siz de başlayacağız. Sadık hocam siz de başlayacağız. Tamam. Hikayenizi anlatırsınız, sonra Hakan hocamla devam edelim. Hayalet öyküsüyle başlıyoruz. Tamam, harika.